Tekrar merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi biz e, Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı birinci dönem tekrar testlerini çözüyorduk. 9 ve 10. sınıfları bitirdik. Sırada 11. sınıflar var. Ee, 11. sınıflar için 2 ayrı test yayınladı. Biri temel düzey, biri e, ileri düzey. Eski adıyla ileri düzey. Şimdiki adıyla sadece matematik. Ee, sorulara geçelim. Aşağıdakilerden hangisi? bir irrasyonel sayıdır. İrrasyonel sayıyı tespit etmek için e, ondalıklı şekilde veya rasyonel şekilde yazılamayanlara kökün dışına çıkamayanlara bakmamız lazım. Şimdi A şıkkında 0,16 kökün içinde. Bu 16 bölü 100'dür. Dışarı 0,4 diye çıkar. E, aşağıda da 10 vardır. Bu arkadaş 0,04'tür. Dolayısıyla rasyoneldir. B şıkkı kök 45 bölü 5. Bunları tek kök içinde yazarsam kök 45 bölü 5'ten Kök 9 olacak. Bu da 3 olacak. 3 olarak çıkacak. Bu da rasyoneldir. C şıkkında 3,46 6 diyor. Bunlar bildiğiniz gibi kendi kuralları var. 346 x 34 bölü işte 90 gibi açılacak. Bu da rasyonel bir ifadedir. D şıkkı kök 108 yani 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 bölü 3 yani 2 kök 3. Bu arkadaşın kök bu arkadaşı kökten kurtaramıyoruz. Ve cevap D şıkkıdır. E şıkkı zaten 7,4 yani 74 bölü 10 şeklinde rasyonel şekilde ifade edebiliyoruz. Evet ikinci soru çözümlenmiş biçimleri 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 6 artı 4 çarpı 10 üzeri 3 gibi giden doğal sayıların toplamı. Şimdi burada çözümleme kuralını bir hatırlamakta fayda var. Şimdi mesela ben ABCD diye bir basamağı ABCD ABC diye 3 basamaklı bir sayıyı Birler basamağının 10 üzeri 0, onlar basamağının 10 üzeri 1, yüzler basamağının 10 üzeri 2 olduğunu hatırlıyorum. Burada gördüğünüz ifadede bakın 10 üzeri 6'lı basamaktan başlamış. Dolayısıyla bu ifade 7 basamaklı bir sayıdır. Şimdi şöyle yapalım. 10 üzeri 6'lı basamağa 8 diyelim. Onun hemen sağındaki basamak 10 üzeri 5'li basamak olsun. 10 üzeri 5 yok görüyorsunuz. 10 üzeri 4 de yok. Bunlar demek ki 0'mış. 10 üzeri 3'e geldi sıra. Bu 4'müş. 10 üzeri 2'ye geldi. Bu 2'ymiş. 10 üzeri 1'e geldi. Bu 5'miş. 10 üzeri 0. basamakta hiçbir sayı olmadığı için buna da yine 0 yazıyorum. İkinci sayı ise 10 üzeri 6 ve 10 üzeri 5 basamakları içermediği için onlara şöyle yazıyorum. Direkt 10 üzeri 4'ten başlıyor. O basamağa 6 yazıyorum. 10 üzeri 3 yok. Ona 0 yazdım. 10 üzeri 2 basamağında 4 varmış. 10 üzeri 1 basamağında 3 var ve 10 üzeri 0 basamağında bu arkadaşın da hiçbir şey olmadığı için 60.430'muş. Bunları topladığım zaman şöyle bir sayı elde ediyorum. Bakıyorum. 8 milyon 64 milyon 64 680. Cevap Bursa'dır. Evet. Üçüncü soru x eksi 9 bölü x ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi burada e, bunlar ortak paydada yazılmış iki ifade gibi düşünüleceği için şu ikisi şu ikisi x bölü x eksi 9 bölü x diye düşünecek olursam 1 bölü x eksi 9 bölü x pardon yanlış yazdık x bölü x 1'dir. 1 eksi 9 bölü x. Şimdi burada x'in 9'u tam bölmesi lazım. Ee, en küçük değeri için e, şurada x'e benim 1 vermem gerekiyor ki e, burası şu blok eksi 9 olabilsin. 1 eksi 9 içinde cevabımız eksi 8'dir. Şimdi en büyük olması için ne yapmam lazım? 1 eksi 9 bölü x'te en büyük olması için şu sayıyı en küçük seçeyim ki eksi 9 bölü eksi 1'den 9 yapsın. 1 artı 9 da 10 değerini versin. Dolayısıyla 10 en büyük değer. Eksi 8 de en küçük değer. Bunların toplamı 2 yapacak. Cevap Ceyhan'dır. Dördüncü soru kısmi çözümleme sorusudur. 4 basamaklı 18 AB sayısı 2 basamaklı AB sayısının 41 katına eşittir. 18 AB sayısını kısmen çözümleyerek 1800 artı AB diye yazıyorum. Ee, bu da AB sayısının 41 katına eşitmiş. Dolayısıyla şurada bir tane AB var. Burada da 41 tane AB var. Sağ tarafa attığım zaman 1800 sayısı 40 tane AB'ye eşit oluyormuş. Sıfırları bir götürelim. 180'i 4'e böldüğümde de 45 kalacaktır. Otomatikman AB'nin ne olduğunu bize verdi. AB 45 ise A 4'tür, B 5'tir. Bunların çarpımları da 20'dir. Cevap Edirne'dir. 5. soruya gelelim. Bu doğal sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar e, ardışık sayıların toplamı kuralından e, şöyle yapalım. O kuralı bir hatırlatalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 bu arkadaş Terim sayısını verir. Ve ayrıca terimler top, son terim ve ilk terimin ortalamasını buraya ekliyoruz. Son terim artı ilk terim bölü 2. Formülümüz budur. Şimdi ben burayı temizleyeceğim. Bu formülü hatırlatmak istemiştim. Formülümüz budur. Son terim, pardon, son terim eksi ilk terim. Önce terim sayısını buluyorum. 148-12 bölü artış miktarı artış miktarı 4'tür artı 1. Burası terim sayısıdır. Daha sonra da son terim ve ilk terimin ortalamasını alacağız. 148 artı 12 bölü 2. Şu bölüm 34 yapacak. Artı 1 eklersem 35 yapacak. 148 eksi 12 136'dır. 136 bölü 4 de 34'tür. Ee... Daha sonra 148 artı 12 160 ee, o da 80 yapacaktır. 8 kere 5 40, 8 kere 3 24, 208, 280, 0'ı da ekliyorum sonuna. 2800 yani cevap Bursa olmuştur. Ayla kumbarasına ilk hafta 15 TL, sonraki her hafta önceki haftadan 10 TL fazla atıyor. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? Ayla birinci hafta 15 TL atsın. İkinci hafta 25 TL atsın. Sonraki her hafta bu bir önceki haftadan 10 TL fazla atacağı için 35 falan filan diye gidiyor. Diyelim ki X olsun. Son gitti yer. Ayla'nın kumbarasında 5. ayın sonunda. Yani bir ayı hafta, 4 haftalığınız demiş. 20 terim sayacağız. 20 hafta kumbaraya para atmış sayacağız. Dolayısıyla biz burada hemen terim sayısına bakalım terim sayısının formülünü hatırlayalım. Terim sayısı eşittir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'dir. Yani son terimimiz x. Son hafta ne kadar para attı ona bir bakmamız lazım. x eksi 15 bölü artış miktarı b e, 10 olacak pardon. Artış miktarımız 10 olacak. Artı 1 eşittir. 20 olması lazım. Şimdi burası 19. Biri bu tarafa atarsam. 10 la da 19'u çarparsam x eksi 15 eşittir. 190 oldu. Demek ki x 205'miş. Yani ayla son hafta şöyle 15 başlamış. 200, son hafta 20. hafta 205 TL yatırmış veya biriktirmiş. <laughs> Şimdi e, bu biraz önceki bir önceki soruda 5. soruda kullandığımız yöntemi Terimler toplamı formülünü burada yine kullanacağız. Terim sayısıyla sadece son terimle ilk terimin son terimle ilk terimin ortalamasını toplayıp ikiye böleceğiz. Şimdi bunu da şurayı bir temizleyelim. 205 liraydı değil mi son terim son terimimiz? Yani 15 liradan başlıyor. 25, 30, pardon 25, 35, diye gidiyor. 205 liraya kadar gidiyor. Bu terimleri toplayacağız. Şimdi son terim eksi ilk terim. 205 eksi 15 bölü artış miktarı artı 1. Bu terim sayısıydı. Çarpı 205 artı 15 bölü 2 diyeceğiz. Çünkü terim son terimle ilk terimin ortalamasını alacağız. Evet. 205 eksi 15 190. 190 eksi zaten terim sayısını 20 biliyorduk. Buraya 20 yazdım. 205, 15 daha 220 yapar. 220 bölü 2 110 yapar. 2 ile 11 çarptım. 22. 2 tane 0 ekliyorum. Sonuna 2200 bulundu. Aylanın 20. Hafta, 20. hafta yani 5. ayın sonunda kumbarasında biriken para 2200 liradır. Cevap edinilir. 7. soruda 4 basamaklı 8, 9, 4A sayısı 4 ile bölünebilmektedir. Bak. Buna göre 4 ile bölünebilme, bölünebilme kuralı neydi? Son 2 basamaktı. Arkadaşlar 8, 9, 4A. Bakıyorum rakamları farklı falan da dememiş. Hemen bu tip sorularda son 2 basamağa bakacağım için son 2 birler bas, basamağını 0 ile deniyorum. Bakıyorum 40, 4'e bölünüyor mu? Evet. Demek ki A 0 olabilir. Hemen İki fazlasını deniyorum. Bölünmediğini görmem lazım. 42 dörde bölünmez. 44 dörde bölünür mü? Evet. Dörde bölünür. Dolayısıyla 4 de olur. 46 bölünmeyecek. 48 dörde bölünür mü? Evet. O da bölünür. A yerine yazılabilecek kaç farklı sayı vardır? Dolayısıyla cevabımız 3'tür. 3 basamaklı A6B sayısı 3 ile bölünebilmektedir. Yani rakamları toplamı 3 veya 3'ün katıdır. Bu sayının 10'a bölümünden kalan 5 olduğuna göre. Şimdi bir sayının 10'a bölümünden kalan 5 ise hiç kaçarı yok. O sayının birler basamağı 5'tir. Dolayısıyla a 65tir sayımız. Başta bir verilen bilgi 3 ile bölünebilmesiydi. Demek ki rakamları toplamı bakıyorum. Şu ikisi 11 yapıyor. 11'in hemen bir üstü nedir arkadaşlar? 3'e bölünebilen şekilde ayarlarsam 12'dir. 12 için 1 olmalıdır. İlk sayıyı bulduktan sonra da 3 ekliye ekliye artıracağım. Olay budur. Yani hep sağlayacağı için. Şimdi bakıyorum rakamları farklı filan demiş mi? Herhangi bir şey söylememiş. Dolayısıyla zaten rakamları da farklı değil. 1, 4, 7'nin toplamı 11, 12'dir. Cevap denizlidir. Evet. 9. sorudayız. 1, x, 8, 5, y, 5 basamaklı sayısı 11 ile bölünebilmektedir. Neydi 11'le bölünebilme kuralı? En sağdan başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi, artı diye ilerliyorum. Artılı gruplar kim? 1, 8 ve y. 1 artı, 8 artı, y. Eksi. Eksili gruplar x ve 5. x ve 5. Bu bölümün 11'in tam katı olması lazım. Şimdi biraz düzenlersem. 9 artı y. Eksi x eksi 5. Şurası ne yapıyor arkadaşlar? 9 artı y eksi x artı 5. Yani 14 artı y eksi x eşittir. 11'in tam katı yapıyor. Şimdi bir daha kontrol edelim. Y artı x, y artı 8 artı 1 x eksi 5 değil. Şurası artı 5. Evet. Şurada bir hata yapmışız. Dolayısıyla bu satırdan sonra da bir hatamız var. Eksi x eksi 5 olacak. Burası 11K olacak. Dolayısıyla 9'dan 5 çıktı. 4 artı y eksi x eşittir 11'in katı. Ne demek 11'in katı? Yani burası 0 olursa veya işte eksi 11 olursa veya 11 olursa sayı 11'e tam bölünecek demek. K eşittir 0'ı bir deneyelim. Dolayısıyla y eksi x artı 4 sıfırsa biz buradan y eksi x'in eksi 4 olduğunu buluruz bu bilgiden x artı y'nin de 14 olduğunu biliyorum. x artı y'nin de 14 olduğunu biliyorum. Buradan alt alta toplarsam x'ler gider. 2 eşittir 10, y eşittir 5 bulunur. Şıklarda 5 olduğu için hemen bunu işaretliyorum. Fakat e, şimdi şunu denemenizi istiyorum. Mesela 4 artı y eksi x bir de 11 olursa ki 11 olursa da bölünecektir ama bir bakalım k yerine 1 verelim. Y, 4 artı y eksi x 4 artı y eksi x eşittir. 11 olursa y eksi x eşittir 7 olacaktır. x artı y'nin de 14 olduğunu biliyorsam şimdi bir bakıyorum x'leri topladım. 2y eşittir 21 oldu. Bunun rakam olma şansı olmadığı için yani 10.5 diye bir rakam olamayacağı için niye rakam oluyor? Şurası 5 basamaklı bir sayı. Rakam olma zorunluluğu olduğu için y'nin böyle bir değeri olamayacağı için cevabımız Bursa'dır. Hemen 10. soruya bakıyorum. 1 A7 A4 basamaklı sayısı 12 ile bölünebilmektedir. Buna göre bu sayının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi 12 ile bölünebilmesi için bu sayının 3'e ve 4'e aynı anda bölünmesi gerekiyor. Şimdi bir sayı 4'e bölünecekse hemen diyorum ki yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle 3'e bölünebilmeyi de deneyebilirim burada. 1 artı 7 8 yapar. 8 artı 2 A'nın 3'e bölünebilmesini de istiyorum. Yani fark etmez. Aslında önce istediğinizi deneyebilirsiniz. Mesela <laughs> ee... Şimdi dörde bölünme olayını bir deneyelim. 1A, 7A sayısının dörde bölünmesi için 70 bölünmez. 72 bölünür mü? 72 son iki basamak dörde bölünme kuralı olduğu için bölünür. Evet. Peki diğer A yerine de 2 yazarsam rakamları toplasam 4, 7 de 11, 1 daha 12. Evet bu oldu. Yani A'nın 2 değeri sağlıyor. A'nın 2 değeri bakıyorum 4, 12 evet 3'e bölünebilmeyi de sağladı. Dolayısıyla A 2 sağlıyor. Şimdi yani direkt 5'e bölümünden kalanı soruyorsa büyük ihtimal budur ama isterseniz denemeye devam edelim. 72 bölünür, 74 bölünmez, 76'ya bakalım. 1 ile 7'nin toplamı 8, 2 tane 6 da 12 yapacak 20, 3'e bölünmüyor. Daha sonra 2, 6 bundan başka bir sayı sağlamayacağı için demek ki A'nın net değeri 2'ymiş. O zaman sayımız 1272'dir. Bu sayının 5'e bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 5'e bölümünden kalan için son basamağa bakıyorum. Cevabım da Ceyhan'dır. Evet. 11. soruda yine bölünebilme sorusu. 42 AB sayısı 15 ile bölünebilen bir çift sayı ise. Şimdi 15'in içinde 3, 5 var. Bu arkadaş 5'e bölünebilen bir çift sayıysa sonu 0 olmak zorundadır. Yani 5'e bölünebilmenin kuralı 1'ler basamağı 1 ya da pardon 0 ya da 5 olacak. Çift sayı diyorsa sonu kesinlikle 0'dır. Dolayısıyla bu sayımız 42A 0'dır. Bir de 3'e bölünebilmesini istiyorsam şu 4 2 ve 0'ın toplamı zaten 3'ün katı yapıyor. Dolayısıyla 6 yapacak. Ben bunun üstüne 0 3 6 9 diye yazabilirim. E, A artı B'nin alabileceği en büyük değeri sorduğu için A'nın alabileceği en büyük değeri de 9 yazıyorum. Dolayısıyla 9 ile 0'ın toplamı 9 yapacak. En büyük değerde, şıklardaki en küçük değer yapıyor. Bunu arada sırada ÖSYM de yapar. Milliyetin Bakanlığı da yapıyor. Sıkıntı yok. Evet. 12. soru. E, 27.000 sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı. Şimdi bir kere pozitif tam bölenlerin sayısına biz PBS diyelim. Nasıl buluyorduk? Sayının sayıyı, verilen sayıyı asal çarpanlarına ayırıyorduk. Diyelim ki işte a üzeri x b üzeri y e, şeklinde asal çarpanlarına ayrıldı. Pozitif bölen sayısı bu asal çarpanların kuvvetlerinin birer fazlasının çarpılmasıyla bulunuyordu. Hemen 27 işte 00 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Şurada tam x tane 10 olsun veya 0 olsun. 27 sayısını şöyle ayırıyorum. 3 üzeri 3 X tane 10 olduğu için onu böyle düzenliyorum. 10 üzeri X diye. Devam ediyorum arkadaşlar. 3 üzeri 3. 10 asal değil. O yüzden parçalıyorum onu asal çarpanlarına göre. 2 üzeri X çarpı 5 üzeri X. Dolayısıyla şimdi buradan pozitif bölen sayısı bulacağım. Buradan bulacağım pozitif bölen sayısı. 3'ün kuvveti 3. Bunu 1 artıracağım. 4. X'i art, 1 artıracağım. X artı 1. Çarpı. Öbürünü de 1 artıracağım. X artı 1. Bu nedir? 256 ymiş. Şimdi 256'yı 4'e böldüğünde 64 yapacak. X artı 1'in karesi 64 ise bakın iki tane aynı şeyin çarpımı. Dolayısıyla X artı 1 8'dir. Yani X 7 bulundu. Soru ne? Bu sayıda kaç tane sıfır rakamı bulunur? Cevabımız budur. Yani sayının sonunda X tane yani 7 tane sıfır vardı. Cevabımız Bursa'dır. Evet 13. soru bir benzerlik sorusu. Çok da güzel bir benzerlik sorusu. Eş üçgenler sorusu. Şimdi burada şu C'deki açık geçişine dikkat edelim. Bakın, alfa 90, beta şuradaki C açısındaki 90 derece, buradaki betayı toplamı 90 olacağı için buradaki betayı alfa olarak diğer üçgene geçirmesine geçirmeye yardımcı oldu. Alfa 90, beta. Yani bu üçgenlerin açılarının ortak olduğunu, eşit olduğunu bana buradaki C açısı göstermiş oldu. Dolayısıyla onu önemseyeceğiz. Açık geçişi lafını hatırlamayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Her iki dik üçgende de hipotenüsler 10. Açılar eşit. Dolayısıyla bu iki üçgen eş üçgenlermiş. Alfanın karşısı 6 ise burada da alfanın karşısı 6. 6, 10 ne üçgeni var? İşte 8 üçgeni var. Dolayısıyla AE'ye 2 kaldı. DE de 8 olacak. Soru neresi? AE'dir. Cevap Adana'dır. Dolayısıyla şöyle tekrar hatırlatmak gerekirse e, alfa 90 beta beta 90 alfa alfa 90 beta açıların eşit olduğunu gördük. Ve bir de ortak kenar bulduğumdan dolayı bu üçgenle bu üçgen eşledim. 6, 8, 10 üçgenini görmüş oldum. Alfanın karşısı 6 olduğu için şu alfanın karşısı 6 olacak. Dolayısıyla bunun tamamı 8'di. Buraya 2 kaldı. Cevabım Adana'dır. 14. soruya bakalım. 14. soru da şunu hatırlatmak isterim arkadaşlar. Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin iki katı ise hipotenüs küçüğün kök 5 katıdır. Bunu pratik olarak aklınızda tutmanızda fayda var. Nereden gelir? Pisagor'dan gelir. Yani çok da e, matah bir kural değil ama dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüs küçüğün kök 5 katıdır. Şimdi burada kök 5 katı olayını görüyor musunuz? Neyin kök 5 katı? Evet, küçüğün 4 kök 5 katıydı. O zaman şu kenar 8'dir. Bu pratikliği sağlıyor. A, sormuş bana şimdi. Şimdi ben yine benzerlik kullanacağım. Alfa 90, beta. Bakın A'daki diklik açı geçişini sağlatacak bize. Alfa 90, beta. Burası da alfadır. Şimdi şuradaki üçgene bakıyorum. Beta'nın karşısı ve komşusunun oranı. Beta'nın ya da beta bölü alfa deyin isterseniz. 8 bölü 4 müdür? Evet. Yani 2'dir. Peki şu üçgene geçelim. Soldaki üçgene geçelim. Beta bölü alfanın da 8 bölü 4 yani 2 oranına sahip olması gerekmiyor mu? Bunun da 2 olması gerekiyorsa o zaman burası da 16 olacaktır. Beta bölü alfa. Dolayısıyla 8 16 ne demiştik? Ee, dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa yani 16 8'in 2 katı o zaman hipotenüs küçüğün kök 5 katıdır. Dolayısıyla cevabımız 8 kök 5 bulundu. Aksi halde Pisagor'la, Öklit'le uğraşıp bunları çözebilirdiniz. Bu bizce sorun değildir yani. Ama bu kuralı hatırlamanız sizin için pratiklik sağlayacaktır. Şimdi geçelim sıradaki sorumuza. Evet. Şuraya x dersek buraya y dersek bize sorulan soru y'dir. Onu da not edelim. Arkadaşlar Pisagor yapacağız. İşte x kare artı 3 kök 5'in karesi 9 çarpı kök 5'ten pardon 9 çarpı 5'ten 45 yapacak. 3'ün karesi 9 kök 5'in karesi 5 eşittir. 3 kök 6'nın karesi de 3'ün karesi 9 kök 6'nın karesi 6 54 yapacak. Dolayısıyla x kare 9 yapacağı için x eşittir 3 yapacak. x eşittir 3. Şimdi hemen şuranın 6 olduğunu bulduk. Burada zaten 3 kök 5'ti. Tekrar y'ye ulaşacağız. İkinci pisagorumuzu yapıyoruz y kare eşittir 6'nın karesi 36 artı 3 kök 5'in karesi 45 eşittir 70 81 yaptı. y kare 81 ise y de 9 yapacaktır. 16. soruda şuradaki 150 dereceden dolayı burada bir 30 derece vardır. Hemen şuraya 60 derece gelir. Bakın açı geçişi. A açısına 30 derece kalır. Şimdi 30 60 90 üçgeninin özelliğini hatırlayalım. 30'un karşısında ne varsa 90'ın karşısı onun iki katıydı. Yani 30'un karşısında 2 varsa 90'ın karşısında 4 vardır. Şimdi büyük üçgene geçelim hemen. Şu DE'yi bulmamıza gerek yok. Büyük üçgende 30'un karşısında 6 varsa 90'ın karşısında 12 olacaktır. Şu bölüm 2 ise buraya ne kaldı? 10 kaldı. Sorulan soru oydu. Evet 17. soruda 45 ve kök 2'li bir kenar varsa hemen o 45'in karşısına bir diki gönderelim. 90'ın karşısında 4 kök 2 varsa 45 45'lerin karşısı da 4 olacaktır. Tamam 12 düş kenarın. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. Bakın biraz önce söylemiştim. 4 8 ne görüyorum? Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçüğün kök 5 katıydı. Bu bize aşırı derecede kolaylık sağlıyor. Cevap Ceyhan'dır. Evet. 18. soruya geçelim. Ne sorusudur 18. soru? Bir benzerlik sorusudur. Arkadaşlar şurayı düzgün yerleştirelim. 5DE eşittir 3BC ise DE'ye ben 3A diyorum. BC'ye de 5A diyorum. EC de 6'ymış. Şimdi soru AC'nin kaç olduğudur. Ee, i̇sterseniz bakın şuna. Buradaki benzerlik oranı 3 bölü 5A. Yani 3A bölü 5A pardon. Eşittir. X bölü x artı 6 demek zorundayım. x bölü x artı 6 demek zorundayım. Şuradaki a'lar sadeleşsin. İşler dışlar çarpımı yapalım. 5x eşittir. 3x artı 18. 2x eşittir. 18. x eşittir. 9 bulunur. Dolayısıyla bana ac soruluyordu. ac de 9 ile 6'nın toplamıdır. Yani 15'tir. Cevap Ceyhan'dır. 19. soru yine bir benzerlik sorusudur. Şimdi şu açılar ortak. Küçük üçgenle DEC üçgeniyle ABC üçgeninin benzer olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu açıda beta alfa beta alfa beta İki açısı ortaksa kesinlikle üçüncü açıları da ortaktır. Ve hemen bize sorulan işte BE'ye X diyelim. Başka AD'ye de Y diyelim. O bölümleri bulacağız az sonra. Şimdi arkadaşlar ben benzerliği şöyle yapıyorum. Öncelikle Ortak açıları diziyorum. Alfa, beta, teta. Küçük üçgende alfanın karşısında 5 var. Beta'nın karşısında 8 var. Teta'nın karşısında 6 var. Küçük üçgenle işimizi bitirdik. Şimdi geçelim büyük üçgene. Alfanın karşısında y artı 6 var. Yaz onu oraya. Beta'nın karşısında 16 var. Büyük üçgende. Ee, Teta'nın karşısında da x artı 5 var. Görüyorsunuz. Şimdi bunlardan birinde benzerlik oranını üretebilmemiz, bulabilmemiz lazım. Bakın. 8 bölü 16 yani 1'e 2'ymiş. Dolayısıyla 5'e 10 olması lazım 1'e 2 olması için. Y artı 6 10 y Y'yi 4 bulduk. Gelelim buraya işte 1'e 2 olması için benzerlik oranının 1'e 2 olması için 6'ya 12 olması lazım. X artı 5'te 12 ise X eşittir 7'dir. Dolayısıyla ben X'i de Y'yi de buldum. BE eksi A, -D. Yani X eksi Y farkı soruluyordu. 7 eksi 4'ten cevabım 3 bulunur. Cevap Adana'dır. Geçelim son sorumuza. Şimdi bu da bir benzerlik sorusu olması muhtemel. Şekildeki ABC üçgeninde şu ortak açılar verilmiş. AD 4, BD 5, AC kaçtır denilmiş. Oraya bir harf verelim. Şimdi arkadaşlar burada da şuraya beta diyelim. Bakın, alfa beta, alfa beta ortak açısı bulamadım ama burada da şöyle bir şey yapacağım şu alfa ile betanın toplamı 2 hiçbir bir dıştan alfa artı betadır. Şimdi sanırım bir şeyler bu geliyor. Buraya da teta dersem a açısına. Bakın acaba şu doğru mudur? Alfa, alfa artı beta ve teta. Benzerlik açıları bunlar doğru mudur? Mesela şu üçgenin açıları ADC, Adana Deyhan, Adana Denizli Ceyhan üçgeninin açıları alfa, alfa artı beta ve teta mıdır? Evet. Bir de büyük üçgenin açılarına bakalım alfa, alfa artı beta ve teta. Evet. Şimdi hemen işimize bakalım. Bildiğimiz açılardan küçük üçgenin karşısında alfa artı betanın karşısında x var. Onu yazalım. Alfanın karşısında 4 var. Onu yazalım. Şimdi aynı açıların karşısında büyük üçgenden bakalım. Alfanın karşısında x var. Büyük üçgende alfa artı betanın karşısında büyük üçgende 9 var. Bu ikisi yeterli bize çünkü x'i soruyor. Bunları taraf tarafa oranladığım ve eşitlediğim zaman direkt işte x kare eşittir 36 çıkacaktır. x de 6 bulunacaktır. Cevabımız Edirne'dir. Evet. Sırada 11. sınıf ileri düzey yani normal düzey matematik tekrar testinin çözümleri olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla bu videoları paylaşmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.